Ömer hocam nerelisiniz? Abi baba tarafım Manisa. Ama ben doğma büyüme İstanbulluyum. Baş tacısı. Furkan'cığım sen nasılsın, iyi misin? İyi abi, bildiğin gibi çalışıyoruz işte. İsmail abi nasılsın? O da iyi abi, o da çalışıyor bildiğin gibi. Devam mı çantaya? Devam abi, devam. Bizim birader abi bir İngiliz firmasıyla anlaştı. Başka kimseyle çalışmıyor. Zaten peder de eskisi gibi uğraşmıyor hiç. Müsait bir zamanda uğrayacağım yanına. Olur abicim. Sen çok selamı söylersin. Aleyküm selam. Şimdi abi bizim bir işimiz var. Biz seni onun için rahatsız ettik. Şimdi abi Ömer benim çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim gibi. Kendisi tütün getirmek istiyor. Hani benim de direkt aklıma sen geldin. Sen abi bu malı Gürcistan'dan getirebilir misin? Ne tütünü? Nargile tütünü. Nereden alacaksın? Dükkan Dubai'de. Ya ne kadar yer tutuyor? Fiyatı belli mi? Yani şöyle kutularda geliyor abi. $4. Şimdi Furkan Gürcistan'da firma var deyince sana ben dedim belki çalışabiliriz. Nedir abi bu işin maliyeti bize? Devamlı mı yapacağız? İyi para bırakırsa devamlı yapmayı düşünüyorum. Yekün ne kadar? İşte 10 bin, 12 bin kadar vereceğim. $10,000. Şimdi Ömer hocam sana şöyle anlatayım. Örneğin sana $10,000'lık bir sipariş verdin. Bunu mal alacağın yere pro forma bir $4,000-$5,000 göstereceksin. Vergiden. Aynen. %20 bir vergisi var. $1,000 yapar. Bir $1,000 biz alırız. $1,000 da sokacak arkadaşlara veririz. $3,000. Yani yaklaşık toplam işte 10 bin, 13 bin dolar. Yani 5-5,5 dolara geliyor. Aynen, yaklaşık. Yaklaşık. Bunu düşüremez miyiz abi? Başlangıçta düşmez. İleride miktar artarsa elimizden geleni yapmaya çalışırız yani. Peki abi, diyelim ki anlaştık. Benim ne yapmam gerekiyor? Şimdi ben Furkan'a firmanın vergi numarasıyla adresi gönderirim. Sen alacağın yerle görüş. Malı yükletirsin. Bir hafta sonra Batum'da buluşuruz. Oradan çekeriz. Risk var mı abi? Valla risk her işte var. Yani ben sana malı sokacağımın garantisini veririm. Sonrasında yolda yakalanırsa tüm paran gider Ömer hocam. Biz zamanında Furkan'ın babasıyla çok mal yakaladık ya. Sarp'tan mı geçireceksin abi? Sarp sakat şu. Bu bandrolsüz sigaralar var ya, Eminönü'nde falan satılıyor. Bunlar oradan giriyor işte. Türk gözünde bir adamımız var. Oradan geçeriz. Sen sonra basar gelirsin. Tamam abi, ben bir düşüneyim. Zaten anlaşırsak Batum'da görüşürüz. Ömer hocam sen hesabını kitabını yap. Yani karar verirsen biz elimizden geleni yapmaya çalışırız. Nasip diyelim yani. Nasip abi, nasip. Cumartesi, pazar, akşam o kadar geliyordu ki taksi kalmıyor diyordu. 100 taksi var, 100 de kalmıyor. Sheraton, Radisson. Ama şimdi uçak ile geliyorlar. Dinamo Batum. Batum Dinamo. Birinci. Birinci mi? Birinci. Lider. Abi biz bir Arçel Şot'a biniyoruz abi. Arçel Şot'a Trabzon'da çalıştı. Şot'a şeyi de yaptı. Teknik direktörlük de yaptı.
O Archie mi Şota, Kayseri'de çalıştı. Evet, Şota Şota. Şimdi çalışıyor mu? Yok, şimdi çalışmam. Hadi, ama çalıştı yani. Your room is 500 baht. Breakfast in between 6 and 10. Okay, thank you. Alo, Furkan ne haber? İyi. Oğlum adam yok. Bildiğin yok olmuştu.
Adama ulaşamıyorum. Buraya gelmeden 2 gün önce gel dedi. Şimdi ortalıkta yok yani. Telefonları da açmıyor. Ben nasıl ulaşıyorsan ulaş abi, bilmiyorum ki. Yani ben burada boş boş duruyorum. Tamam. Tamam bak, haber bekliyorum ama. Hadi eyvallah. Hacım nasılsın? Hoş geldin. Abi sen neredesin ya? Ya kusura bakma, biraz işlerim vardı. İran tarafına geçmiştim de. Furkan'ın mesajını gördüm, oradan aklıma geldi. Neyse canın sağ olsun. Malı çektiniz mi? He, çektik çektik. Mallar depoda. Birazdan gider bakarız. İyi. Sen yedin mi bir şeyler? Yok yemedim de, ben de çıkacaktım zaten. De hadi değiştirsin, kardeşime bir şeyler ısmarım. Gezebildin mi Batum'u? Epey gezdik sayende. Ya kusura bakma Canfelek. Sana karşı da mahcup olduk da, ilk işler böyledir. Çok Türk var burada ya. Var. Şimdi bu Gürcistan-Türkiye ticaret anlaşması var. Karşılıklı ithalat vergileri düşürülecek. O da imzalanırsa bayağı bir artar. Sen bizim adamla görüştün mü abi? Ne zaman geçirebiliyoruz malı? Ya sana bir şey söyleyeceğim ama kızacaksın. Şimdi benim bu Türk gözünde bir hemşerim vardı. Daha ne bok yemişsem Mersin'e sürmüşler pezevengi. Edirne'deydi. Oradan İzmir'e sürüldü. İzmir'den Haydarpaşa. Haydarpaşa'dan burası. Buradan Mersin. Çalıştıracak gümrük bulamıyorlar. Amına koyayım, bir emekli olsa devlet de rahat edecek. Nasıl yapacağız peki? Ya Diyarbakırlı bir arkadaşımız var. Maden su ihracatı yapıyor Türkiye'ye. İyi. O sorunumuzu halledecek inşallah. İnşallah, inşallah. Ben de bir an önce işime gücüme bakmak istiyorum çünkü. Sorun yok, çözeceğiz. Senin dükkanın var mı abi? Vardı, kapattım. Şirket devam ediyor. Şimdi burada AVM gibi bir yer yapılıyor. Bizim Lika'nın da belediyede çalışan bir arkadaşı var. Yani oradan ufak bir yer ayarlayabilirsek bir bujiteri dükkanı açacağız. Lika eşin mi? İkinci eşim olacak inşallah. İlki bizim o taraftan, amcamın kızı. Gözümüzü açtık, evlendirdiler. Çoluk çocuk var mı? 2 oğlan 1 kız. Ellerinden öpendir. Allah bağışlasın. Allah razı olsun cümlemiz. Nasıl, beğendin mi balığı? Balık iyiydi ya. Çok severim ben alabalık. Sabah sabah yenmez ama sende maşallahın var ha. Yok abi, hiç. Hiç hayır demem ya. 3 öğün olsun yerim. E hadi hesabı öde de kalkalım. Burada hesabı misafir ediyor Canfelek, bizim oralar gibi değil.
Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gel Cansı Bey. Dikkat! Gelir birazdan. Biz bir mallara bak. Senin emanetler burada Cansu Bey. Ama bu malzemenin bu hali nedir ya? Nasıl? Görmüyor musun abi? Sırılsıklam olmuş mal. Ne olmuş böyle ya? Allah Allah. Bu gerizekalı kadar bir işin hüküm beceremiyor hiç. Neyse zaten ambalajı. Ambalajı da ben bu malzemeyi satacağım. Bu şekilde iş yapılmaz mı? Şuna bak. Bir dakika. Al. Aç ben şunu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu mal halde. Ne var ne oldu? Islanmış görmüyor musun? Ne bileyim ben. Hasan geldi bıraktı gitti. Sen yok muydun? Ben yukarıda kendi işimi yapıyordum. Buraya koymuş işte. Kendi işim ne ya? Bizim başka işimiz mi var gerizekalı? Tahir bak benimle düzgün konuş. Hasan geldi bıraktı gitti diyorum sana. Tamam ben de sana bakmadım buna ya. Bakmadın. Bak Nadine, o kadar önemliyse gelip kendin bakaydın. Zaten bir haftadır ortalarda yoksun. Çık dışarı. Lan defol, çık dışarı. Kusura bakmayacağım, seksana daha iyi olur. Karede iş yapılır mı abi? Tamam abi. Yarın haberleşiriz. Kimle görüşeceksek de görüşüp hallederiz. Nereye gidiyorsun ya? Otel abi. Ya oğlum sen yengene bakma. Sorun yok yani. Yok abi. Ne alakası var ben? Otele geçer. Yarın sen beni alırsın. Tamam. Sabah otelden alırım. Sen çok fazla lafa girme. Ben iyice bir pazarlık yapacağım. Belki de ama bu yola getiririz. Tamam abi. Benim bir şey diyeceğim yok zaten. Bu İbne bizden sonra işe başladı. Adam holding sahibi oldu, biz hala sürünüyoruz. Gel. Ya şimdi Diyarbakır'da olacaksın. Böyle Dicle kenarında küçük bir evin olacak. Kerpiç olsa sorun değil ha. Ama bahçesi büyük olacak. Böyle akşamları eşin dostun gelecek. 2-3 duble rakı içeceksin. Ne bileyim mangalını yapacaksın. Eski günleri yad edeceksin. Ya bir de oranın var ya o temiz havasının içine çektin mi senden kral yok. Yani demem o ki dünya malı dünyada kalıyor be. Tahir sen ne yapıyorsun? İyidir abi. Ya eski zamanlarda biz bir konteyneri içeri sokmaya korkuyoruz. Ya bunları görsen var ya, 4-5 olamaz böyle bir şey ha. Arkadaş. Yok. Biz de arkadaşımı işe soktuk. Bir iki aksilik oldu. Dedim Şemuz baban yanına gidelim. O işimizi halleder. Hayırdır ne işi? 50-100 kilo tütün. Geçirebilir miyiz o tarafı? Vallahi Tahir ben o işleri bırakalı çok oldu. Efendim. Heh. Evrakları hazırlattım. Ona söyle o işi halletsin ha. Tamam tamam. Öğleden sonra çocuğu bırakacak. Tamam tamam. Hadi başımızda. Hayır.
Dediğim gibi ben o işleri bırakalı çok oldu. O son malı yakalattım ya. O gün tövbe ettim ha. Ama seni de kırmak istemem. Bizim tırlardan biri diyeceğim de bu sefer de bizim mal riske girecek ha. Nasıl yapabiliriz abi? Nasıl yaparız? Amirle görüştün mü? Buralarda mı? Gazemekler de olacak. İki günde bir gidip çıkıyor. Ya Tahir. 100 kilo mal değil mi amına koyayım? Verin geçirsen. Tamam da Şemuz Baba. Biz müsaadeni isteyelim. Ne müsaadesi abi? Yemek yiyeceğiz daha ya. Yok, bir acil bir işimiz var da şu Amir'in oraya bir uğrayalım biz. Tahir. Amir orada. Yemeği niye gidersen baba? Biz kalkalım abi. Ben bir ara uğrarım ya. Başımızın. Pezlemek bize akıl veriyor. Sanki ben Amir'i tanımıyorum. Peki Amir götürür mü? Götürür. Götürür de anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirir. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tahir abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Ne haber lan, hatırsız? İyi abi. Çalışıyoruz. Ne var ne yok? İyi aynı abi. Geçiyor musun o tarafı? 3-4 günde bir geçiyorum. En yakın ne zaman geçeceksin? Salı günü geçeceğim. Hayırdır abi? Oğlum bir tütün işimiz var. Bak düzgün fiyat ver, sen de çalışalım. Ne tütünü? Nargile tütünü. Şu kadar kutuları var. 400 tane. Abi 5'ten geçiririz. 2000 dolar. 2000 dolar mı? Abi. Oğlum manyak mısın sen? Gel bir de bizi sik. Abi ayıp ediyorsun vallahi bak. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun ya. Kurtarmıyor biliyorsun. Lan oğlum eroin kokayı mı taşıyorsun lan? Tutun amına koyayım. Mal sizin mi abi? Benim kardeşim. Abi bak ben bu Tahir abiyi çok seviyorum. Ama anlaşamıyoruz bir türlü. Zannediyor ki paranın hepsi bana kalıyor. Malı geçirirken cihaza sokmasın diye çoğunu memura veriyorum ben. Siktir lan. Yalan konuşma. Geçirebiliyorsan geçiriyorsun. Geçiremediği zaman da 300-500 dolar verip geçiyor. Amir, kardeş sen bize güzel bir fiyat ver. Biz burada anlaşalım. Abi bak, vallahi billahi. Allah Muhammed aşkına. Kurtarmıyor ya. Allah Muhammed'i karıştırma oğlum. Çarpılacaksın lan. Gel Canfelek, bununla iş olmaz ya. Gel biz gidelim gel. Abi konuşuyoruz ya. Ya gel, bununla iş olmaz. Tamam abi, siz bilirsiniz. Ben bilirim tabii, sen mi bileceksin? Gel Canfelek ya. Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah. Arama bir daha beni. Abi şimdi nasıl yapacağız ya? Ömerciğim, benim yarın önemli bir görüşmem var. Senin bu meseleyi de konuşacağım. Bir kökünden halledeceğiz inşallah. Yani öyle bir sistem kuracağım ki sen oradan siparişi vereceksin. Mal ayağına kadar gelecek. Tamam da abi, bu partiyi nasıl halledeceğiz? Ya sen yarına kadar bir müsaade et. Akşam da bize yemeğe gel. Kardeşime güzel bir pirzola yapıyor. Yarın Allah'ın izniyle bu meseleyi çözmüş olacağız ya. Tamam. Bir de bir yerden bir alacağım vardı da. Bir gecikme oldu. Sen bana bir 200 dolar verebilir misin, çocuklara göndersin? Hallederiz abi, sıkıntı yok. Uzun süredir gönderemedim de.
Biz seninle sonra hesaplaşırız. Minik kuşum, küçük kelebeğim. Çiçeği yan komşunun bahçesinden mi çaldın? Senin için Hollanda'dan özel getirdim aşkım. Gevzekalı. Minik kuşum kızgın mı bana? Yok ne kızacağım. Minik kuşuna alıştı artık. Ama ben kuşumu çok seviyorum. Lika, bizim birbirimizden başka kimsemiz var mı? Ben ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. O çocuk gitti mi? Daha halledemedim işini. Sen hep böylesin zaten. Çok heyecanlısın. Hiçbir şey ayarlamadan hemen olmuş gibi davranıyorsun. Buradaki işlerini halledip öyle çağırsaydın çocuğu. Kuşum yine doğruları söylüyor. Kaç güne kalmaz halledeceğim inşallah. Çocuğa da ayıp oldu, bir yemeğe çağıralım mı? Çağır. Gelsin tabii. Yarın sana da bir sürprizim var. Ne sürpriz? Sürpriz işte. Büyük gün yarın. Tamam. Görelim bakalım sürprizini. Oo, aleyküm selam. Paris, hoş geldin. Yenilemişsin mekanı. İşte ufak tefek değişiklikler yaptık. Parayı buldun herhalde. Buldum ya. Sen bulamadın mı? Ben de buldum. O zaman iki zengin arkadaş gibi birer kadeh viski içelim seninle. Mancız, Akbari'ye bir viski ver. Arantzari. Başka ne var ne yok? İşler nasıl? Gidip geliyor musun o tarafa? Eskisi gibi hareketli değil ya. Doğru. Her şey her yerde var artık. Başka bir şeyler bulmak lazım. Ne bulmak lazım? Bizim oğlan geldi de geçen ay Rusya'dan. Orada amcasıyla birlikte iş yapıyorlar. Ellerinde biraz uranyum varmış. Buradan birileriyle görüşüyorlar. Adamlar senin oranı. Ben de dedim ki bizimkilere, ya biraz bekleyin. Benim bir kardeşim var burada. Onunla bir görüşeyim dedim. Kimmiş bu adam? Şişli'de bir kuyumcu dükkanları var. Kirkor, açık konuş bana, ne yapmamı istiyorsun? Diyorum ki şu adamları doğru dürüst bir araştır bakalım. Eğer sağlamlarsa bu işi bitirelim. Malı da sen teslim edersin. Seni de ortak ederiz bu işe. Ne kadar tutuyor? 56 gram 320 bin dolara anlaşmışlar. Ben ne alacağım? 60 bin dolar. 60 bin dolar. 60 bin dolar.
Ne diyorsun? Oğlunla konuş. Adamları araştıracağım. Eğer sağlam varsa bu işi yaparız. Ama bu uranyum mudur? Her ne boksa. Sahte falan çıkarsa hepimizi sikerler haberim. Yok be. Sibirya'dan geliyor mal. Merak etme, sağlam. Sizinkiler geçiyor mu o tarafa? İşte arada sırada. Hayırdır diye sordum. Bir arkadaşıma tütün getirmiştik de onu geçirecektim. Yarın 20 gün sonra geliyor, onunla geçirtiriz. 20 gün uzun ya. Bir haftadır çocuk burada arayıp duruyor. O zaman ben bir araştırma yapayım. Bakayım daha erken geçecek varsa hemen haber uçururum sana. Eyvallah. Amir! Amir! Hop! Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldin. Ne haber? İyiyim abi, sağ ol, sen nasılsın? İyidir, sağ olasın. Dedim bir de biz görüşelim. Tabii abi, buyur. Şimdi sen yarın geçiyorsun değil mi? Abi. Bak kardeşim, ben bu Tahir'e güvenip 5000 dolarlık mal sipariş ettim. Normalde benim bir hafta önce İstanbul'da olmam lazımdı. Bak hala buralarda sürünüyor. Benim niyetim bu işi devam ettirmek. Sen diyorsan ki abi ben bu malı geçiririm. Bana güzel bir fiyat söyle, seninle çalışalım. Abi vallahi bak, biliyorsun maliyetler yüksek. Yani Tahir abiyle anlaşılmıyor ki. Ben ona 1000 dolar da desem o benim param vermeyecek, biliyorum ben. Tamam, sen Tahir abiyi boş ver. Senin muhatabın benim. Bu malı kaça geçiriyorsun? Abi ben sana 2000 demiştim. 1800 olsun abi. 1800 çok ya. 1200 yapalım. Teslimatla paranı veririm. Bir dahaki işlerde de birlikte çalışırız. Vallahi kurtarmaz. O zaman biraz düşeceksin. Abi şöyle yapalım. Gel 1500'e anlaşalım. Tamam, uzatmayalım. 1500 olsun. Tamam. Tamam abi. Yalnız senden bir ricam var. Beni Tahir abiyle karşı karşıya getirme. Seni bilirim, seni tanırım. Senden alırım paramı. Senin paranı ben vereceğim. Sıkıntı yok. De organizasyonu nasıl yapacağız? Yani malı bunların neresine koyacaksınız? Abi yok, bununla götürmeyeceğiz. Benim araçla götüreceğiz. Tamam. Nasıl yapacağız peki? Abi ben yarın 12 gibi çıkacağım. Sabahtan haberleşelim. Senin malı yükler, öyle çıkarım. Tamam. O zaman yarın malı getiriyorum. Tamam abi, eyvallah. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı, hayırlı olsun. Olsun. Sağ olasın. Salata hazır mı? Hazır aşkım. Eksik bir şey yok değil mi masada? Yok Tahir. Adamı perişan ettik. İştesi düzgün bir yemek yedirir. Tamam, merak etme. Sen de çok fazla içme. İki dubli içip bırakacağım ya. Kızım, biz bu adama ne diyeceğiz ya? Doğrusu neyse onu söyleyeceksin Tayyip. Ne diyeceğim? 20 gün sonra mı geçireceğiz diyeceğim. 20 gün sonra geçirip geçirmeyeceğimiz de belli değil. Çocuk bize güvenip buralara kadar geldi, 10 kutu malı geçiremiyorum. Benden hiçbir sikim olmaz. Aşkım, senin de yapabileceğin bir şey yok. Kendine bu kadar suçlama. Kimi suçluyum o zaman? Benden hiçbir sikim olmaz. Neyse, sana akşam bir şey söyleme de ben halledeceğim. Yok, ben bir şey demem. Amirle tekrar mı görüşse? Aramam onu bir daha ya. Batum'u beğendiniz mi? Evet. Çok sakin bir şehir. Ben biraz daha hareketli, biraz daha kalabalık bekliyordum onu. Aa, o zaman Tiflis'e gitmeniz lazım. Orası daha hareketlidir. Likan'ın çocukluğu Tiflis'te geçmiş Canferek. Ha, Tiflis'te misiniz? Yok, hayır. Benim annem, ben 2 yaşındayken öldü. Şansın. Sağ olun. Ben liseye kadar teyzemin yanında Tiflis'te kaldım. Onun bir teyzesi var. Aynı bizim köylü kadınlar gibi. Şişman, çok tatlı bir kadın. Beni de çok seviyor.
Bana bir gün dedi ki, oğlum dedi, Lika bundan sonra sana emanet. Ben de tamam teyzeciğim dedim. Babanız? Babam askerdi. Babası alkolikmiş. 2 yaşında bırakmış gitmiş. Ne alkolikliği Tahir? Benim babam işinden dolayı sürekli geziyordu. Kızım sen demedin mi devamlı vodka içiyor diye. Teyzesi de kızgındı zaten. Devamlı şikayet edip duruyordu. Bunlarda aile kavramı bizimkisi kadar sağlam değil. Ne alakası var Tahir? Benim babam beni sürekli ziyaret ederdi. Ya bırakmış gitmiş işte. Ya abi sen de bırakıp gitmedin mi? Neyi bırakmışım ya? İşte 3 çocuk var evde. Kardeşim. Sen benim ne yaşadım nereden biliyorsun ya? Ya ben en son eve gittiğim zaman oğlum bana dedi ki, babacığım dedi, senden nefret ediyorum dedi. Ben dedim oğlum dedim, sen niye böyle söylüyorsun? Annesi demiş ki, babanız sizi bıraktı gitti. Ben de karıma dedim, kızım dedim, sen bu çocukları bana karşı niye dolduruyorsun? Sonra birbirimize girdik. Ama sana yeminim olsun, bir dakika bile aklımdan çıkmıyorlar. Geceleri rüyama giriyorlar. Ben şimdiye kadar onlara baktım. Bundan sonra daha iyi bakacağım inşallah. İnşallah. Sen buraya geldiğin zaman ben yoktum. Neredeydin? Bilmiyorum ki abim neredeydi. Sence? Ne bileyim ben. Sen söyle. İran'daydım. Bir dakika. Babanız yaşıyor mu? Yok. Babam Abazya Savaşı'nda öldü. Tahir'in dediği gibi benim babam alkolik değildi. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sizin anneniz babanız hayatta mı? Benim de babam vefat etti. Ben de annemle yaşıyorum. İstanbul'da mı? Hı hı. Ha. Güzel şehir. Öyle. Tahir'le Kapalı Çarşı'ya gelmiştik. O zaman gördüm. Gerçekten büyülü bir şehir. Evet. Sürpriz. Ne abi? Saddam Sarayı'ndan çalınmış. Van Gogh'un resmi. Van Gogh. Neyse işte. Nasıl? Çok güzel. Güzel. Canfelek. Senin tütünlerle birlikte bunu da geçireceğiz. Seni bu işe ortak edeceğim. Sen de ortağız artık. Piyasa değeri 2 milyon dolar. Yalnız bu hani tütün içinde ufak bir aksilik oldu. Bir 15 gün sonra geçirebileceğiz. Nasıl yani 15 gün sonra geçireceğiz? Ben şimdi adamlarla bağlantıyı kurdum. Ama bir 15 gün sonra malı oraya taşıyacağız yani. Ya seni bu işe de ortak edeceğim. Abi bu senin için, beni ulaştırma. Canfrek 2 milyon dolar. Hayır abi. 10 bin dolarlık mal aldım. Burada duruyorum. Bir sürü masraf yaptım. Hala bana diyorsun ki 15 gün sonra almışsın eline bir tane resim. Çocuk kandırır gibi zengin olacağız diyorsun. Kardeşim. Bu tablo Saddam'ın sarayından çalınmış. Ben de İranların elinden aldım. Ben 6 aydır bu işin peşindeyim. Ya tamam sen ortak olmak istemiyorsan olma. Ya o mal konusunda haklısın da. Ya adamlar da işte bana 15 gün dediler. Sen git ben arkandan malı getireceğim. Abi ben o işi hallettim. Nasıl hallettin? Gittim tırcıyla görüştüm.
Yarın Türkiye'ye geçecek. Ben de onunla birlikte gideceğim. Artık evime gideyim de. Nasıl yani, benden habersiz Amir'le mi görüştün? Ne yapacaktım? 15 gün diyorsun hala. Seni mi bekleyecektim? Neyse, halletmiş işte adam. Sorun yok. Ya bunu da geçirelim mi yarın? Abi ben o işleri anlamam. Allah'ın izniyle malı götüreceğim, satacağım. Onun dışındaki işle ilgilenmiyorum yani. Tamam, ben de seninle birlikte gelirim de. Kapalı çarşıda bir işim var. Olur. Neyse, et ters oldu. Ha. Buyurun lütfen. Lütfen. Alayım ben onu. Alayım. Hadi hayat. Kapalı çarşıya niye gideceksin? Kirkor'la uranyum işi yapacağız. Krikor'la onu mu konuştunuz yani? Onu da konuştuk. Başka işler de konuştuk. Ben sonuçta bir iş adamıyım. Tablo sahte mi sence? Tabii ki sahte. Nereden biliyorsun? Geçen seferde Gorki'nin günlüğü diye sana dedesinin günlüğünü kakalamadı mı? Ama ben bu tabloyu İranlardan aldım. Ha, deli kareden almadın yani. İyi. Yarın gider Dimitri'ye gösteririz. Нет, это не Ван Гог. Александр Састас, но хорошо нарисовали. Это оригинал? Нет, но хорошая работа. Не дю? Оригинал değilmiş, ama iyi yapılmış. Ne kadar eder? Сколько дар? Ну, $50 максимум. $50 diyor. 70 versin ya. Dimitri, $70. He? Okey. 70. Посмотреть 70? 70, нет, мне на закадр надо $10 заплатить, и я сам его продам за 100-110 долларов, поэтому нет. Ne diyor? Yok diyor. Ben $100 satacağım diyor. E tamam, $60 versin, harçlık yaparsın. Dimitri, $60. 60. Şimdi siyat maaşına? 60. Okey. Хорошо, давайте. Окей. Хорошо. 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 Tamam diyor. Tamam. Tamam. Harçlık yaparsın. Ne haber? İyi, benden de. Ne yapıyorsun? Ya bizim de Furkan'la iş biraz uzadı, ondan geciktik. Ya haber vereyim dedim. Tahmin ettim, ondan işte aradım. Haber vereyim dedim sana şimdi. Yarın geleceğim. Tamam, uzun uzun konuşuruz, anlatırım ben sana. Tamam. Hadi.
Hadi görüşürüz anne. Tamam söylerim. Görüşürüz. Aç aç. Can Felek bagajı aç. Bagajı aç. Bir dakika önceden çık, bize haber verirsin. Tamam abi. Tamam hadi. Üşüze bak. Anahtarı ver Can Felek. Ben söylüyorum abi. Ya sen bilmezsin bunları, ver ben kullanayım. Unutma! Tamam abi. Nasıl geçirdin malı? Allah razı olsun abi. Geçerken sıkıntı olmadı değil mi? Yok be. At hırsız hepsini tanıyor. Bakmadılar bile. Efendim amir. Nerede? Tamam, tamam. Ne olmuş? Yolda çevirme varmış. Ne yapacağız şimdi? Ben de her zaman bir B planı vardır. Bekle ve gör. Hacım, biz bu yollarda boşuna saçlarımızı artmadık. Ya bunlar beni kafaya takmış. Sabah kalkıyorum oradan, kahvaltı yapmak için geliyorum tam yolun yarısına. Bu köpekler peşime düşüyor. Tekrar geriye. Hayvanlar hissetti demek. Yüzüm gözüm hep uçukladı. Kocaya götürdüler. Öyle iyileşti. Hoca üfledi yani. Ne zaman çıkarız? Sabah çıkarız ya. Zülfü dayı! Zülfü dayı! Zülfü dayı! Peki. Tahir, Tahir. Niye Tahir? Ya Tahir, Tahir. Katırcı mı? He, katırcı Tahir. Tahir de bize dalga geçiyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Katırcılar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Allah razı olsun. Sağ ol yeğenim. Ya böyle ayakta kalmayın. Tabureleri alın, bahçeye geçin. He? Ben de bir şeyler getireyim. Ya uğraşma, gel gel. Tamam, tamam.
Gel bir şey mi hazırlamayasın? De hadi, de hadi. Senin kardeşinin bu tarlada hakkı yok mu? Hele o kız, o köyde sersefil. Ya adaletli olmak lazım. Bu tarlayı ben sana nasıl vereyim dedim. Ele herslendi, kapıyı çekti gitti. O gün bugün kapıyı görmüyor. Dayı tarla nasıl yani? Değerli mi? İyi para eder mi? Olmaz mı? 200 bin verdiler vermedi. Yok ya o kadar etmez ya. Ya oradan doğalgaz geçirecekler, doğalgaz. Anlatamıyorum ki. Ya bura altın gibi kıymetlenecek ha. Doğrudur dayı. Yeğenim bizim burada bir söz vardır. Baba evladına bir bağ bağışlamış. Evladı babaya bir salkım üzümü çok görmüş. Senin baban yaşıyor mu? Yok dayı, vefat etti. Allah rahmet etsin. Amin, sağ olasın. Beside malın var mı dayı? Ya bir heveslendim. Evet. 10 tane aldım, akıra koydum. Ya yaşlanmışım artık. Beceremiyorum. Ya hayvanlar açlıktan ölecek ha. Hele sattım, kurtuldum. Can Filek, geçen yaz geldim. Hayvanlar açlıktan ayakta duramıyor. Yeğenim, bizde laf bitmez. Ama siz de yol yorgunsunuz. Yatın, istirahat edin. Yarın kaçta gidersiniz? Sabah erkenden çıkarız dayı. Öyle? Ha. Ben de sabah namazından sonra gelir, çayı koyar, kahvaltıyı hazırlarım. Yer içer çıkarsın. Yok iş, biz kahvaltı yapmadan çıkar dayı. De gel lo. Yeğenim sen benden gel. Geleyim ben. Gel o yüklükten yatak yorgan var, onları al, serin yatın. Hadi Allah rahatlık versin. Direkt sen yatmadın mı ya? Yattım. Birkaç saat uyudum, sonra uyku tutmadı. Ben de kabus gördüm amına koyayım. Sen Allah'a inanıyor musun? O ne biçim laf ya? Elhamdülillah. Rüyamda cehennemde yanıyordum. Merak etme, sen cennete gitmenin bir yolunu bulursun. Geline bak geline, geline bak geline, kına yakmış eline, loy loy. Haldan bilmez ne çare, söz anlamaz ne fayda. Yazık olmuş geline, yazık olmuş geline, düşmüş sarhoş eline. Can Felek bak, çevirmenin olduğu yer burası. He? He. Ne doy doy. Aldan geçmez ne çare. Buraya geçtikten sonra Ankara otobanına kadar vur gitsin. İyi. Ben de bu Dilovası'nda bir çocukları görsem mi ya? Bir 5 dakika. Ya hocam bir şey olmadan İstanbul'a gidelim. Sen sonra çocuklara uğrarsın. Uzun süredir uğrayamadım da. Abi kazasız belasız bir İstanbul'a varalım. Bir şey var. Demir kapıyı
Geçtikten sonra bir kahvaltıcı var. Kardeşim orada bir bal kaymak ısmarla. He? Olur. Peki gidelim. Ne oldu, problem mi? Yok, biraz zor atıyor ya. O debriyajı köküne kadar bas. Basıyorum, basıyorum da dişler biraz. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel. Manda kayman mı? Evet abi, beğendiniz. Belli ya. Afiyet olsun. Balı kendiniz mi yapıyorsunuz? Yok abi, bizim köylerden alıyoruz. Polis işler nasıl? İyi abi, çok şükür. Abin nerelerde? Abi o cenazeye gitti. Hayırdır? Bizim köyden bir tanıdık vefat etmiş, oraya geçti. Başınız sağ olsun. Sağ ol abi, dostlar sağ olsun. Okul nasıl gidiyor? İyi abi, bir sıkıntı yok. Ankara'daydın da? Evet. Hangi okul Ankara'da? ODTÜ'deyim. ODTÜ'desin. Hangi bölüm? Makine mühendisliği. Tüm makine zordur ya. Vallahi zor abi. Kaçın senen? Son senedeyim. İyi, bitiriyorsun. Evet abi, alttan ders bırakmadık. Allah'ın izniyle bu sene mezunum. Yollar nasıl? Var mı bir sıkıntı? Abi, vallahi bu aralar biraz karışık. Bir haftadır bayağı sevkiyat oldu. Trafik falan? Yok abi, kim bakıyor trafiğe? Bizim de arabanın sigortası yok, ceza 20 lira. Borcumuz ne kadar? Abi, 20 lira versen yeter. Hadi, babaya bir 25 kart bırak da kalkalım. İlber. Eyvallah abi, sağ ol. Hayırlı işler. Sağ ol abi. Hayırlı yolculuklar size de. Sağ olasın. Selam söyle abine. Baş üstüne abi. Canfelek, kessin bereket. Afiyet olsun. Burada da mı misafirler ödüyor? Evet. Yok. Burada ev sahibi ödüyor. Şimdi ev sahibi sensin. Ben Gürcistanlıyım. Görüyorsun. Doğru. Eser bağdı sabah zülfün teline. Aman teline. Radyo sevmiyorsun galiba. He? Radyo diyorum, pek sevmiyorsun galiba. Hep kendin söylüyorsun. He. Niye, kötü mü söylüyorum? Yok, güzel söylüyorsun. Harcamışsın valla. Harcalıyorum tabii. Ya Canfelek, sana bir şey söyleyeceğim de yanlış anlama. Şimdi sen bu malı götürünce paran nakit alacaksın değil mi? Tabii, nakit alacağım. Müşterisi hazır yani. Hazır hazır. Bizim Furkan'a vereceğim şimdi. Ha, iyi. Sorun yok o zaman. Yani bu kadar emek veriyoruz. Boşa gitmesin diye söylüyorum. Kadının bir tanesi, affedersin, hayat kadınıymış. Ya bundan dolayı da çok rahatsızlık duyuyor. Devamlı camilere hal alıp seriyormuş.
Kadıncağız İstanbul'daki bütün camilere halı serpmiş. Bir gün hocaya gitmiş. Demiş ki hocam ben günahkar bir kadınım. Bundan da çok rahatsızım. Camilere halı alıp seriyorum demiş. Sizce ben cennete mi giderim, cehenneme mi? Hoca düşünmüş, taşınmış. Demiş ki vallahi ikisi birbirini götürür. Sen sikildiğine kalırsın. Yani bu işin sonunda benim gibi olmak da var. 15 yıl bu yollarda gider gelirsin. Hepsi birbirini götürür. Ortada ne ailen kalır ne düzenin. Sen sikildiğinde kalırsın. Devam edecek misin bu iş? Yani bir şeyler bırakırsa devam edeceğim. Ama bu Gürcistan meselesinin hallolması lazım yani bu şekilde olması. Ya işin burası kolay. Sen orayı halletmeye bak. Ya bu işteki en önemli taraf ne biliyor musun? Hı? Şimdi bak, git İstanbul'a, bütün nargile kafeleri dolaş. De ki şu fiyattan tütün var alır mısınız? Hepsi alırız denir. Ama malı sokup ayaklarına götürdüğün zaman o iş öyle olmaz. Affedersin, götleri başlar oynamaya başlar. Yani bırak bir hafta sonra gel paran al. Şu fiyattan versen alırız. Aman ha. Ya benim öyle bir sermayem yok ha. Ha. Ya kaçak malın verisi ismi oldu. Yani. Ya biz nerelerde ne paralar bıraktık ya. İstoş. Tahtakale. Aksaray. Yani şimdi çıkıp dolaşsam kiminde 2000 kalmış, kiminde 3000. Sırtımızdan ne para kazandılar. Ya bu durumda olduğumu da biliyorlar. Ya kimse de dönüp demiyor ki abi sana borcumuz vardı. Hani kapatalım. Bu Furkan'ın babası şey... İsmail amca mı? Ha İsmail, İsmail amca. İsmail amca. Öyle hoca ya. Ya Tahtakale'de Tahtakale'de İsmail amcadan daha temiz bir adam yok. Şimdi Ömer'cim 2003-2004 İsmail abiye konteyner mal getiriyorum. Yani konteyner başına da bir 3000-4000 dolar temiz kalıyor. İyi para. He. Şimdi Bir iki kere de benim hatam oldu. Benden dolayı da malımız yakalandı. Hmm. Adam onu da benimle, o zararı da benimle bölüştü yani. Ha babalık yaptı. He, o da bölüştü. Vay be. Ben dedim ki herhalde İsmail abi fazla kazanıyor. Bir şey konteyner de ben getireyim. Ama bu o zaman tabii Tahtakale'de olduğu için yani malı Tahtakale'ye indirme şansım da yok. Aksaray'a indirdik. 3-5 kişiye bıraktım. İşte sattıkça alacağız diye göğe. Ondan sonra işlerim bozuldu. İsmail abinin de haberi oldu. Da o kapı da kapandı da. O da kendine başka bir yol buldu. Biz öyle kaldık yani. Kaşındın yani. Ya bilmiyorum ki abi yani... Yani çok da böyle hırslı olmamak lazım sanki. Yani nerede duracağını bilmek lazım. Yani öyle diyorum da yani. Kolay bir şey değil tabii yani. Hadi ince olmasın. Nasıl bileceksin? Ya işte o durmak zor bir şey. Zor zor. Para meselesinde zor bir şey. Yani beni ilgilendirmez de. Şimdi muhtemelen sen bu maldan bir 2-3 bin dolar para kazanacaksın. 3-4 kere de getirir götürürsün. Hani ondan sonra durabilirsen sana helal olsun ama benim tahminim yani 5. konteyner olarak Furkan'ın kafesinde de çekersin söyleyeyim sana. Bilmiyorum abi. Kesmez yani. Yok. Konteyner içine girmem ya senin hikayeden sonra. Görürüz.
Hacım, yolun ne zaman burasına gelsem atlayıp intihar etmeyi düşünüyorum. Neden atlamıyorsun? Korkuyorum. Niye korkuyorsun ki? Senin dini bilgin iyidir. Bir fetva ver bak. Şimdi intihar etsem sonsuza kadar cehennemde yanacak mı? Ya hocam bırak bu hesapları ya. Zaten sende atlayacak gözü yok. Atlamamı istiyorsun herhalde. Fena olmaz valla. Memlekete bir ayrın dokunur. Size inat atlamayacağım ama. Efendim Lika? Sen o piçin yanına. Sen o piçin yanına gittin mi? Aferin sana. İyi bok yedin. Beni şimdi niye rahatsız ediyorsun? Her boku biliyorsun ya. Git kendin hallet. Kapa şu telefonu ya. Yarrağımın tepesi oldu. Amına kodumun tablosu gerçekmiş. Ne yapıyorsun? Dur lan! Şşş, dokunma bana! Ya sakin ol ya. Orospu çocuk kaçmış gitmiş, polis bizimkini soruşturuyor. Hani sahteydi? Ters kimi biliyorsunuz ya. Hani sahteydi abi? Bir sikimi de bilmeyin amına koyayım. Hayatımı siktiniz attınız lan. Ya tamam ara adam işte ya. Neyini arayacağım ya? Ya ara işte. Ya neyini arayacağım? Siktirmiş gitmiş. Alo Lika. Bak beni iyi dinle şimdi. O piçin çarşıda yeğenleri var. Halıcı dükkanı biliyorsun değil mi? Hı. Bak git oraya aynen durumu anlat. De ki Tahir diyor ki benim payımı versin yoksa gebertirim onu. Bugün gidiyorsun bak bugün. Lika bak bugün ha.
Boş ver abi ya, canın sağ olsun. Bitmiş gitmiş. Yola çıkalım mı? Yol uzun biliyorsun. Ha? Ben kullanayım mı? Kullanayım bak istersen. Amına kodum şiştir. Deli kadın bana her şeyi anlatmıştı. Amerikalılar Irak'ı işgal ettikten sonra millet sarayları yağmalamış. Sonra ABD'liler de durumun farkına varıyor. Kalan eserleri ülkesine götürüyor. O zamana kadar çalınan mallar yok pahasına satılıyor işte. Deli kadın kim? Tabloyu aldım kadın. Sen tabloyu İranlılardan almadın mı? Yok be Can Felek. Lika'yı inandırmak için yalan söyledim. Söylediğim hiçbir şeye inanmıyor artık. Bu deli kadın da deli falan değil ha. Senden benden daha. Komünizm zamanında yazarmış. Odası kitap dolu. Kocası vefat ettikten sonra kafayı seviyor. Beni de oğlu gibi sevdi. Bu hikayeyi anlattım. Herifler yerin altında üstüne ne varsa alıp götürür. O yerler. Bir tane kalmıştı. Onu da siz kaptırdınız. Ben ne bileyim abi. Madem o kadar biliyordun, emindin. Alsaydın getirseydin. Furkan'la geldiğimizde öyle bir konuştun ki Gürcistan'ın en büyük kaçakçısıyla tanışıyoruz dedi. Ha bugün hayarın diye bizi oyalayıp durdun. Tam malı geçireceğiz. Almışsın eline bir tane tablo. $2 milyon diyorsun. Ben ne bileyim? Ne iş yaptığın belli değil ki. Kardeşim bizi Furkan tanıştırmadı mı? Tanıştırdı. Niye tanıştırdı? Ne bileyim amına koyayım niye tanıştırdı? Babasının bütün malını ben çekiyordum. O yüzden tanıştırdı. Sonuç abi. Ne sonucu ya? Sonuç abi, sonuç. Sonuç ne? Can Frek. Sen bu işlerde yenisin derken boşuna dönmüyorum sen. 2 konteyner mal yaptırdım. O yanına gittik ya, sodacı Şehmus. Kardeşlerle birlikte Doğu Beyazıt'ta bütün malımı çaldılar. 5 parasız kaldım. Sonuç bu. Abi madem adam malını çaldı nereye gittik yardım istedik ya? Niye istedik abi? Çaresizlikten. Dedim belki çaldığı malın hatırına bir yaralı parmağı işer. Onu da yapmadı zaten. Neyse hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Sihirli sözcük amına koyayım.
millet anamızı sikmişsen hayırlısı olsun diyorsun. Hadi ben beceriksiz bir adamım. Sen sırttan çantayı almış ne buralara gelmişsin? Ben iş yapmaya geldim abi. İş yapmak için. Hayırlısı olsun. Amin. Şöyle sağda cami, mescit falan görürsen dur da iki rekat namaz kılayım. Gel sen de iki rekat namaz kıl. Sen kıl hacım. Gel ya, alnın secde görsün bir. Kıl sen ya. Allah kabul etsin. Ne zamandır kılıyorsun? Bir, bir buçuk senedir kılıyorum. Sende de hiç namaz kılacak tip yok ha. Allah Allah. Nasıl oluyor ya namaz kılacak tip? Ne bileyim yani böyle hacı hoca tip yok sende ya. Evet, öyle bir tipim yok. Nasıl başladın? Ya bizim peder vefat ettikten sonra annemle birlikte büyük adaya taşındık biz. Anneannemin evine. Orada da yalnızlıktan falan herhalde böyle bir triplere girdim ben. Dünyadaki en dertli adam benim falan. Sürekli çay sigara içiyorum, kitap okuyorum. Sahil boyu yürüyorum böyle saatlerce o soğukta. Sonra Kur'an'ı okumaya başladım. Kur'an'da bir ayet var. Sabrederek ve namaz kılarak yardım dileyin diyor. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Sonra namaz kılmaya başladım işte. Şimdi kılmayınca böyle eksik hissediyorum kendimi. Çok güzel hacım. Bize de nasip olun inşallah. İnşallah. Ama senin önceliğin namaz değil abi. Çocukların. Ne alakası var? Bence çocuklarına sahip çıkman lazım abi. Kardeşim benimle böyle nasıl konuşuyorsun? Niye, ne dedim ki? Sahip çıkmadığımı nereden biliyorsun? Doğru diyorsun. Kusura bakma. Hadi gidelim. Kusura bakma. Lafın tenden masallar anlatıyorsun. Ben beceremedim. Evlensen örnek babu. Kullanayım mı? Ya neyi kullanıyorsun? Sen anam mısın babam mısın ya?
Canfelek. Bir türkü söyle de dinleyelim. Olur. Türkü söylemeye de korkuyorum ya. Niye korkuyorsun? Ya şimdi söylesem diyeceksin ki çocukların orada perperişan, sen burada eğleniyorsun. Ya yok tamam, bir şey söylemeyeceğim işte, hadi. Hadi bir türkü söyle. Ne istiyorsun? Ne söyleyeyim? Ya neşeli bir şey söyle. Sen o taraftan söyle mi? Al basmadan donu var, ama yavrum yelelen yey, suya gider yolu var, şinay nay nay. İsteyene varmadım, ama yavrum yelelen yey, şu dünyada ölüm var, şinay nay nay. İsteyene varmadım, ama yavrum yelelen yey, şu dünyada ölüm var, şinalay nay nay. Al giydim alsın diye, ama yavrum yelelen yey, mor giydim sarsın diye, şinalay. Hacım, sana bir şey soracağım. Sor hocam. Ya sen bu işe niye girdin? Para kazanmak için. Tamam, orasını anladım da. Yani bu tütün kaçakçılığı senin işin mi ya? Sen okumuş adamsın. Ne kadar kazanacaksın ki bu işte? Bizim Sirkeci'de acizli bir dükkan var. Babamdan bir yok aldım. Ondaki acizi kaldırsam yeter. Ne üzerineydi? Gözlükçü. Hangi gözlükçü bu ya? Cağaloğlu'ndaki yokuşta. Erkin Optik vardır, bilir misin? Evet, Cağaloğlu yokuşu çıkarken sağdaki yer. O işte. Sizin miydi orası? Bizim. Bu Polonya pazarının karşısında bir ham vardı. Oranın sahibi aynı kişinin değil mi ya? O da bizimdi. Oranın sahibi intihar etmedi mi ya? Etti. Babam işte. Allah Allah. Ya Canfirek, başın sağ olsun ya. Sağ olasın dostlar, sağ olsun. Kusura bakma, benim haberim yok ya. Estağfurullah canım. Siz
Furkan'ın babasının o handa bir yeri vardı. Ben de bir ara çok niyetlendim de nasip olmadı. Biz o zaman İsmail abiyle çalışırken çok gidip geldim. Çok da ismini duydum. Bir tanışamadık ya. Neydi ismi? Necdet. Ha, Necdet abi. He. Necdet abi. Bacım tekrardan başına sağ olsun ya. Eyvallah. Ne oldu sonra? Sonra ne oldu? İşte o han gitti. Ercan'ın iş merkezindeki dükkanlar gitti. Beşiktaş'ta küçük bir dükkan vardı, o gitti. Yani velhasıl kelam elde işte bu gözlükçü kaldı. Annemle yaşadığımız ev kaldı. Anneannemin evi. Zaten anneannemin olmasaydı o da gitmişti. Öyle yani. O Erkin Opti'nin yeri iyi ama. Evet, iyi. Kirada mı? Kirada ama bütün para bankaya gidiyor tabii şimdi. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Çocuklar nasıl? İyiler. Uyudular mı? He, uyudular. Babam nasıl? İyi, biraz rahatsızlığı var. Neyi var? Ayaklarından şikayetçi. Yürürken ağrıyor. Doktora gittiniz mi? He, gittik. Yaşlılık işte. Yarın gene gideceğiz. Ben de birkaç güne geleceğim. Kalmayacağız. Arkadaşım bekliyor. Bir iki işim var. Birkaç güne geleceğim. Şunu çocuklara verirsin. Şunu da sana aldım. Sağ ol.
şunu harçlık yaparız. Hadi Allah'a emanet. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar memur bey. Yolculuk nereden? Ankara. Alkol var mı? Yok. Tamam, bir ehliyet uçuşa kadar. Buyur. Neredeyiz abi? İzmit. Trafik kontrolü yapmış. Bir bagajı da açalım. Ne var bunlarda? Ya bu bir biraz çay vardı. Bundan önceki tane arkadaş yapmıştım. Çok önemli de az bir çay falan var ama. Hepsi bunlar. Ya bu şey, bizim bir şeyimiz var. Ha. Arkadaşın aldık mı arkadaşların ifadesini oğlum? Alınca abi. Arkadaşlar 100 kilo Platin Tobacco marka nargile tütünü. Ömer Eroğlu 81 Manisa. Tahir Kara 77 doğumlu Elazığ. Tahir Kara, senin daha önce benzer bir vukuatın varmış. Nereden aldınız bu tütünleri? Ağrı'dan komiserim. Ersoy pasajın. Dükkan adı falan filan var mı bir şey? Dükkan değil komiserim, bir tanıdıktan aldık. Kimmiş bu tanıdık? Mehmet. Mehmet Adalı. Mehmet Adalı. Ha. Kime satacaksınız peki? Komiserim şimdi biz direkt satmak için almadık. Ortak işlettiğimiz bir nargile kafemiz var.
İstanbul'da da bulamadık bu ara. Yani bir arkadaşın tavsiyesiyle buraya gittik, hallederiz, hallederim dedi ben. Yani gereksiz, dersiz başımıza dert açtık. Ömer, İran'dan mı aldınız? Yok be. Arda'dan aldık. İyi peki. Oğlum şunu da yaz o zaman tutana. İlgili şahısların Tahir Kara'nın tanıdığı olan Mehmet Adalı'dan alındı. Araçta başka bir şey var mıydı o? Yok. Yaz onu da o zaman. Araçta 100 kilo kadar nargile tütünü dışında suç teşkil edecek herhangi bir şey olmadığı tespit edilmiştir. Yakın zamanda yurt dışına çıktın mı? Çıkmadım bu sürü. Sen? Yok, çıkmadım. Oğlum araç kimin üzerineydi? Furkan Yıldırım abi. Furkan Yıldırım kim lan? Furkan benim arkadaşım, arabayı emaneten almıştık. O zaman araç plakasının sahibini de tutanağa ekleyin. Arkadaşları bir süre nezarethanede misafir edelim. Avcı Bey'in kararına göre de yönlendiririz. Alın arkadaşlar içeri. Neyse şanslıyız Canfrek. Allah'tan 5607'ye sokmadılar. 5607 ne abi? Yurt dışından kaçakmaz sokma. Hapis cezası olur. Ya adam sordu. Yurt dışına çıkmadık dedik. Tespit edilirse ne olacak? Arabayla çıkmadık ya. O iyi. Çok fazla peşine düşmezler. Şüphelense de koma sevk ederdi zaten. Kom ne amına koyayım ya? Kaç açık organize? Mahkemede ben bütün suçu üstüme alacağım. Tütün benim diyeceğim. Hakim Bey, parayı ben verdim diyeceğim. Sen hiçbir şeye karışma, ben ne dersem teyit et. En fazla bir kabahatler kanunundan para cezası kesip gönderdiler bizi. Tamam. Adam orada satıcıyı sordu. Sen de bir isim söyledin. Kim o? Mehmet Adalı. Hı. Benim eski ortağım. 7 yıldır İran'da yaşıyor. Geçemiyor bu tarafa. Bulamazlar yani. Nereden bulacaklar? Arasın dursunlar amına koyayım. Çocuklar nasıl? İyiler amcası. Ellerinden öper. Ya Canfrek, sen bana kızmadın mı ya? Kızsam ne olacak abi? İstanbul'da biraz alacağım var. Toplayıp paranı vereceğim ha. Tamam. Halledebildiğini halledersin.
Beyler buyurun. Hadi gidiyorsunuz. Şu arkada birkaç tane birhane var. Onların hesabına bizi yakaladılar. 50 kilo tütün. Devletin de sikindeydi sanki. Var arabamızı verselerdi. Bırak şurada ya. Şuradan bineceğiz. Abi sen nereye gidiyorsun? İstanbul'a. Ne işin var İstanbul'da? Kapalı çarşıda işin var ya. Abi siktir ne kapalı çarşı ya. Git ailenle görüş. Ne yapıyorsan yap. Hala kapalı çarşı diyor ya. Ya senin parayı da toplayacağım ya Canfelek. Abi ben senden bir şey istemiyorum ki ya. Ben senden para mara istemiyorum kardeşim. Yok 5270'miş, yok konmuş. Her bir siki biliyorsun. Niye yapamadın? Niye yapamadın abi? Vallahi halledeceğim bak. Tamam, durağa kadar bırakayım. Beni rahat bırak abi. Hayır, küs müyüz ya? Küs değiliz abi, beni rahat bırak, tamam mı? Bir hafta sonra Furkan'ın orada buluşalım. Tamam. Bu mahkemeyi de konuşmamız lazım. Ya ne toplarsam getireceğim.